Şimdi bir önceki videomda Amanitas Sezar toplamıştık. Orada Amanita Sezar'ın karıştırılması en muhtemel olan akrabası Amanita Muscaria'dan çok yüzeysel bir şekilde bahsetmiştim. İkisi arasındaki benzerliğin ne olduğunu, ikisi arasındaki ayırt edici özelliğin ne olduğunu. Şimdi burada örneğiyle vereyim. Şimdi şurada bir ufak bir örnek var. Yumurtasından yeni çıkmış ve üzerindeki beyaz noktalar volva parçaları, mantarın. Mantar o yumurtadan, yine Amanita Sezar gibi, yumurtadan çıktıktan sonra yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Yalnız Amanita Sezar'dan hariç Muscaria, yani sinek mantarı, büyüdükten sonra volvo parçaları mantarın üzerinde kalıyor. Yalnız burada bizim dikkat etmemiz gereken konu şu. Acemi mantar avcıları şunu karıştırabiliyor. Rüzgar veya herhangi bir yağmurda bu beyaz volvolar mantarın üzerinden düşüyor. Ve şuradaki örnek daha yakın. Amanita Sezar'ın rengi olan şu kısım, turuncu biraz daha kırmızıya yakın. Mantar genelde bu renk olduğundan dolayı karıştırılabilmesi çok daha yüksek ihtimallere ulaşıyor. Ve volvolar düştükten sonra rengi de Amanita Sezar'a benzediği için bu mantar Amanita Sezar'la karıştırılabiliyor. Şöyle de göstereyim. Amanita Sezar'a ne demiştik? Lameller ve sap, yüzük olduğu gibi sarı, turuncu renkler hakim. Ama Amanita Muscaria'da, yani zehirli sinek mantarında, Amanita Muscaria mantarında lameller, sap ve yüzük tamamen beyaz. Yani ayırt edilmesi gereken konu şapka üzerindeki volvo parçacıkları, lamellerin ve sapın beyaz olması. Böyle olduğu zaman mantardan uzak duruyoruz. Halihazırda önemli bir mantar Amanita Muscaria, yani sinek mantarı bulmuşken, aynı Sezar'da olduğu gibi mantarın da gelişim evresine yakından incelemek istedim. Sezar'ın aynı cins bireyler olduğundan dolayı sadece türleri farklı. İkisi de Amanita cinsi ve ikisi de yine yumurta şeklinden çıkıp volvodan patlayarak mantar gelişimi sağlar. Gördüğünüz gibi. Tek fark, Amanita Sezar'da defaatlerce söylediğim gibi volvo parçaları şapkanın üzerinde kalmıyor. Tamamen şapka yalın bir hale alıyor. Ama Amanita Muscaria'da, yani sinek mantarında gördüğünüz gibi, birey ne kadar büyürse büyüsün volvo parçaları mantarın, yani şapkasının üzerinde kalıyor. Dikkat edin. Lameller, yüzük, sap olduğu gibi beyaz.